Değerli kardeşlerim, Allah'ın en çok nefret ettiği hareketlerden bir tanesi de zulümdür. Ne insanın kendi nefsine, ne ailesine, ne yakınlarına, ne uzaktakilere, ne başka milletlere, hatta ne kafirlere zulmetmek yoktur. Cenab-ı Allah hiçbirini tasvip etmez. Bırakın zulmetmeyi de zalimleri sevmeyi de yasaklamıştır. Zalimlerin yaptıklarına göz yummayı da yasaklamıştır. Kalbinin zalimlerden meyletmesini de yasaklamıştır. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere meyletmeyin. Kalbiniz zalimlere meyletmesin. Zalimlere karşı zerre kadar sevginiz olmasın. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Yoksa ateş size de dokunur. Ateş zalimlere dokunduğu gibi eğer siz de zalimlere meylederseniz, zalimleri severseniz ateş size de dokunur. O zalimlerle beraber cehenneme gidersiniz. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءِ Allah'tan başka dostlarınız yoktur. O gün de Allah da sizin dostunuz değil. Onun dışında da dostunuz olmaz. Düşünün yani Allah huzurunda günah işlemişsiniz, cehenneme gidersiniz. Kim size sahip çıkabilir ki? Kimin yüzü tutar Allah'ın karşısına git bir tane günahkarın yanında yer al? Olmaz. Senin dostun olmaz. Allah'tan başka dost olmaz o gün. O günü de Cenab-ı Allah yaptığından dolayı seni cehenneme atıyor. O da dost değil size. Evet, Cenab-ı Allah diyor ki size ateş dokunur. Sümme la tunserun diyor. Size hiç yardım edecek de olan da olmaz yani. Hiçbir şekilde yardım da etmez, edilmez. O zaman efendim ben zulmetmiyorum. Benim amellerim iyidir. İşte filan adam zulmediyorsa bana ne? Yok böyle bir şey dinimizde. Eğer zalimin elinden tutamıyorsan, ona tutacak gücün yoksa, eğer dilinle de müdahale edemiyorsan kalben ondan nefret etmen lazım. Kalbinle nefretle olsa zalimi ve zulmü tasvip etmemen gerekiyor. Yoksa ateş sana da dokunur. Buna dikkat edelim. Ben zulüm yapmıyorum, beni ilgilendirmez demekle insan kendini kurtaramaz.